Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Station kanalına hepiniz hoş geldiniz ve bugün Sony'nin PlayStation 4'ün yeni exclusive oyunu Horizon Zero Dawn'un ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Oyun muhteşem grafiklerle açılıyor. İşte bu da özel oyun, exclusive oyunun farkı. Tabii ki bu firma bu oyunu her platforma çıkarsa herhalde böyle yapamazdı. PlayStation 4'de adamlar inanılmaz öğrenmişler ki muhteşem grafikler çıkarmışlar arkadaşlar. Ve bu arada PlayStation 4 Pro'da oynuyorum ve tüm seriyi de Pro'da çekeceğim arkadaşlar. Seri demişken şöyle bir hatırlatma da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu tarz oyunlar işte Horizon Zero Dawn gibi, Fallout 4 gibi, Skyrim gibi tamam hikayesini merak ediyoruz ama bu oyunların arkadaşlar %50'si hikaye ise kalan %50'si rastgele gelişen olaylar. Yani yan görevler falan. Şimdi bakıyorsun mesela YouTube'da Fallout 4 çıkıyor. 5 gün sonra biri ben bitirdim diye işte sonunu video atıyor. Ama halbuki Fallout 4'ün zevki o yan görevlerde aslında. Tıpkı bu oyunda da öyle olacak arkadaşlar. Tamam hikayeyi çok merak ediyorum ama daha çok hem hikaye hem de yan göreve odaklı oynayacağım. Ve böyle bir haftada falan da bitirmeyeceğim bu oyunu. Zevkini ala ala oynayacağız arkadaşlar. O rastgele gelişen olayları da görerek oynayacağız. İşte bebek Eloy hemen bu güneş efektleri falan çok süper bu arada. Bebek Eloy babasıyla birlikte onun ismini koymaya gidiyorlar. Bir nevi vaftiz töreni gibi bir şey. Hemen oyunun hikayesinden ve amacımızdan başlayalım. Günümüzden arkadaşlar 50-60 sene sonra yani 2060-2070'li yıllarda bir şey olmuş ve insanlık yok olmuş arkadaşlar. Ve yine 1000 sene sonra yani 3000'li yıllarda biz işte Eloy dünyaya geliyor. Ve bir ne olmuş da insanlık yok olmuş bunu aramaya çalışıyoruz. O 2060-2070 arasında ne olmuş? İki böyle gördüğünüz gibi makinalar var, dinozor benzeri. Bunlar neden dünyada? Bunları kontrol eden bir yapay zeka mı var? Yoksa bunları kontrol eden başka insanlar mı var? Bunu hep birlikte öğrenmeye çalışacağız ve Eloy'un arkadaşlar annesi yok. Spoiler falan vermiyorum tabii şu anda. Oyunun hikayesinde bilinen şeyler ve Eloy kendi geçmişini arayacak. Bu 3 görevimiz olacak arkadaşlar. Hikaye bu 3 amaca yönelik olacak. Ve tabii ki de ilk başta dediğim gibi rastgele gelişen olaylar. Evet, harika grafiklerle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım oyun içi grafikler nasıl PlayStation 4 Pro'da. Evet, bir nevi bir dağa yükseldi. Tabii böyle insanlık yok olup bir nevi kabile yaşantısına dönünce çok farklı insanlar var. İşte güneşe tapan insanlar, bu makinalara tapan insanlar. Bunları da göreceğiz. Oyunun oldukça güzel bir hikayesi var gibi. İşte geldik o koca anaya, işte vaftiz anası. Çocuğun ismini koymak için. Bir nevi bir vaftiz töreni gibi bir şey işte. Kalk, kaldır kaldır o kalk oradan bakalım. Evet, 6 ay önce bunu ona vermişler. Belki babası da değildir bu. Bunu da öğreneceğiz. Büyük ihtimalle babası da değil zaten. Göreceğiz şimdi. Ve şimdi ismini söyleyecek. Ve bu arada yüz efektleri de yani yüz çalışmaları da çok harika oyunda. Herkesin yüzü gerçekten insan yüzü gibi. Ve bence Uncharted'dan bile daha iyi grafiklere sahip arkadaşlar. Uncharted 4'ten bile daha iyi grafiklere sahip. İşte söyle onun ismini, koy onun ismini. Eloy diye bağırdı babası ve işte güneşe karşı yani gördüğümüz kadarıyla herhalde bunlar güneşe inanıyorlar. Güneşe karşı ismini söyledi. Ne oluyor burada? Çocuğun ismini koydum. Evet bu işte nine tarzı kadın herhangi bir sebepten dolayı Eloy'un işte bir dışlanmış çocuk olduğunu söylüyor. Bir nevi işte lanetli gibi falan filan bir şeyler. Büyük ihtimalle annesi yok diye. Bu yüzden öyle düşünüyor.
wherever you go. Sen merak etme çocuk, ben buradayım ve nereye gidersen git seninle birlikte olacağım dedi. Şu an itibariyle babası diye bildiğimiz adam. Ve işte oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Çok çok güzel grafikleriyle. İşte Horizon Zero Dawn. Hemen başlıyoruz. Şöyle settingslerde neler varmış bir bakalım. Normalde oynayacağım. Ve hot always on, tamam. Kontrolleri şöyle hızlıca görelim. Tamam, hiçbir şey değiştirmeden başlayacağım. Normal zorlukta oynayacağım arkadaşlar. Normal iyidir. Ve 6 yıl sonra işte çocuk ayılıyor. Ne şirin ya. Ay, ne kadar şirin bir şey. Başka çocuklara bakıyor. Bak acıdım şimdi. Şimdi onların annesi yok ya, bir nevi kendini şey hissediyor tabii işte. Ninenin de söylediği gibi dışlanmış çocuk. Ya uzaktan nasıl bakıyor ya, bak nasıl acıdım şimdi çocuğa. Ay, kalbim parçaladı. Git ve daha fazla börtlen topla. Eloy'cuk ne yapıyor? Akıllı çocuk. Eloy da toplamış. Children, come with me. Çocuğum gel benimle. O dışlanmış bir çocuk o. Lanet olası dışlanmış bir çocuk ya, almadı. Yanına ne kadar hoş bakıyor, bak çok acıdım ya. Bak başka çocukların onunla oynamasını istemiyor. Ya şuraya bak. Ay çok çok kalbim acıdı. Ve kaçıyor Eloy. Bir yere düştük. Ve hikayemiz, oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Şu bakın ıslandı. O grafikler bile çok harika, güzel yani. Frost, aşağıdayım. Duymuyor beni. Evet, gift from the past. Şimdi grafikler normal. PlayStation 4 pardon, kontroller normal PlayStation 4 kontrolü zaten. Uncharted'dan da aşina olduğumuz. Bayağı hızlı yürüyor ya çocuk. Şöyle tamam, eğiliyoruz. Diğer taraftan gideceğim herhalde. Yarasalar var zannedersem mağaranın içinde. Şimdi burası çok eski bir mekan. Burası arkadaşlar şey de olabilir, o makinaların şeyi de olabilir, yapıldığı fabrikası da olabilir. Göreceğiz. Nereye gitmemiz lazım ya? Eloy çık bakayım çocuğum şuradan yukarıya. Zannedersem buraya sola gitmemiz lazım gibi. Okay, hay Allah, nereye gideceğiz burada ya? Şimdi bir dakika. Buraya, buradan mı geldik? Herhalde o döndüğüm yoldan gideceğim. Büyük ihtimalle buradan geriye dönmemem lazımdı. Ne acaba? Yok ya, buradan gitmem lazım. Nerede yol? Bir dakika, yolu bulayım ben şimdi. Burası açıkmış ya, görmedim. Affedersiniz arkadaşlar. İşte
İşte Rust buradan hoşlanmaz. Bir çıkış yolu bulmam lazım. Ha, şu ışık olan yer zaten size çıkışı gösteriyor da. Şuralarda bir bakalım ne var var. Evet, burası. Bakın, bir fabrika olabilir. Ve böyle hep bulduğumuz notlarla, bazı şeylerle falan arkadaşlar, insanlar neden yok olmuş onu anlayacağız. O 2060-2070 arasında ne olmuş da insanlık yok olmuş? Onu anlamaya, bulmaya çalışacağız. Şimdi şuradan da gideceğim. Şurada ne var bir bakayım. Hiçbir şey yok. Tamam, oyun zaten size yol gösteriyor gördüğünüz gibi. Şöyle ışık olan yere doğru gidiyoruz. Bu da ne? Ölü biri. Nerede o? Ha, şurada. Evet, o şeyi buldu. Eloy bunu takacak arkadaşlar ve bu bir nevi bazı robotların falan bir nevi analiz etmeye yarıyor diyeyim. Şöyle zayıf noktalarını falan gösteren bir cihaz gibi. Büyük ihtimal yine o günümüz teknolojisinden 2060-2070'lerin bir teknolojisi. İnsanlık yok olmadan önce üretilmiş bir teknoloji büyük ihtimalle. Aa, buradan da ses geliyor. Hoş oldu. İşte hem bu teknolojileri öğreneceğiz, hem insanlığı öğreneceğiz, hem makinaları öğreneceğiz. Hadi bakalım Eloy. Aa, buradan ses gelmiş, çok hoş olmuş. Aa, bakın hemen etrafta bir hologramlar görmeye başladı. Işık, ışık, her yerde ışık. Bunu nasıl yapabilir? Aa, o objelere doğru mu? Aa, R3 ile o moda geçiyoruz, analiz ediyoruz. Evet, çıkış yolu bul. Metal bir kapı, kapalı. Belki bu bulmama yardım, kapıyı açmama yardım edebilir. Use the device scan the room. Bir nevi scan etmem lazım ve onu bulmam lazım. Aa, işte. Güç kablosu. Şurada karşıda bir şey var galiba. Evet, işte burada. Bir dakika, nereyi gösteriyorsun? Tamam, şuradan gitmemiz lazım. İşte elektromanyetik bir güvenlik şeyi hologramla çalışıyor. Başka var mı ondan? Onu çevireceğiz. Ha? Ne oldu? Tamam. Renkler değişti. Büyük ihtimalle kapı açıldı. Hemen gidelim kapıya doğru. Buradan elektriği açtık. Bir nevi hologram sistemi arkadaşlar. O şeyi taktığımızda, başına şeyi taktığında bir hologram teknolojisi. Ha, işte kapıyla aynı şeye geldi o şey. He, tamam. Open the door. Kapıyı aç. Aç bakalım Eloy. Tamam, yaptım, başardım. Şimdi bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Şuraları bir analiz etsek mi acaba? Neyse. Şuralarda işimiz yok gibi. Şu şeyi gösteren şey biraz karışık. Gideceğimiz yeri gösteren. Şimdi şu şeyi scan et. Mutlu yıllar Isaac. Ha, bu yine hologramla herhalde çocuğuna falan bir mutlu yıllar mesajı veren biri. Mutlu yıllar Isaac. Babasının koca oğlu. Annen yok ama biz hala parti yapabiliriz değil mi? Hoş olmuş. Tekrar göster bana. Merhaba.
Merhaba. Ya şu Ella çok şirin olmuş ya. Keşke bu çocukla oynasaydık. Tamam. Ya Ella'nın bu hali çok hoşuma gitti ya. Keşke bir çocuk olarak oynasaydık. Evet, burası aslında bir nevi bir fabrikaya da benziyor arkadaşlar. Robotların bir fabrikası olabilir burası. Koştur bakalım Eloy. Neden ölmüşler ki? Burada ne olmuş? Aa bakın, hologramlar var. Ha işte bu şekilde insanların neden öldüğünü anlayacağız. Belki herkesin öğrenmesi lazım. Kapılar açıldığında bir bazı dalgalar mı gelmiş oraya, ne olmuş? İşte ya, baktım ve uzağa gitmek istedim ama bir başına bir şey gelmiş kapılar açıldıktan sonra. İşte artık kar, güneş falan dünyayı sardı. Tanrı beni çağırdı. Sonsuza kadar onun olmam için. İngilizce mi konuşuyor? Başka bir dilde mi konuşuyor bu? Başka öyle mi? Ha, bu ne olmuş? Buna da bir bakalım. Herkes seni görmek istedi ama hiç kimse başaramadı. Neden onunla gittin? Aptal. Buradaki insanların bir hikayesi, bir şey olmuş burada ve işte bir dalga gelmiş gibi, kapılar açılınca bir şey olmuş. Başkası var mı? Yani dua et, artık dua edeyim falan, öleceğim. Evet, son anda hepsi bir şey olmuş, yani bir felaket olmuş, hepsi öleceğini anlamışlar. İşte o dünyanın sondaki felaket herhalde bir anda geldi, çöktü. Aha, babası bağırıyor. Eloy, Eloy, Rost. Geliyorum babacığım, geliyorum. Ay, ne oldu? Aa, X'e bastım, bir anda geçti orası. Bir dakika. Ha evet, tamam. Yanlışlıkla pardon arkadaşlar, X'e bastım, o ara sahne hemen geçti. Al okunu. Yani bu tek tuşla geçmek hoş olmamış. Keşke basılı tutunca geçseydik. Her neyse, sorun yok. Oyun oynamayı bırak Yeli. Gel de sana avlanmayı öğreteyim. Ha, çok hoş yürüyor ya. Ve evet, artık normal oyun mekaniklerine giriyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz kısaca avlanmayı da bir görelim. Ondan sonra bu bölümü sonlandırırız. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. Gel Eloy, sana nasıl yapacağını göstereyim her şeyi. See this plant over here. It's called Salvrush. Come, gather its berries in your pouch. Ha bakın, bunlar da otlar. Oyun içerisinde bol bol toplayıp bir şekilde crafting yapacağız. Ha bak, %15 sağlık oldu. Aha, ve onu yiyince sağlığımız artıyor. Şimdi Rost'u takip edeceğiz.
Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The North. Kızlı yürü, Rost. Keeps out the most dangerous machines. Ha, çok sevimli ya, Aloy. Hadi be yürü. Ben şunun önünden gideyim ya, bu hiç gelmez. Şu otlar falan da hoş, böyle otların içinde bayağı bir saklanacağız gibi. Gel makineyi bulalım ve sana nasıl avlayacağını öğreteceğim. Tehlikeliler mi? Evet, hepsi tehlikeli. Ama işte bir şekilde öğreteceğim yani falan filan. Ha, direkt burada artık. Ha, bakın. Aloy, makine geliyor. Eğil. Ve otların içinden beni takip et. Bakın o yukarıdaki göz simgesi. Şu an görünüyorsun anlamına geliyor. Bak, bunlar gözcüler derler ve bakın farları falan var. İşte onu bırak geçsin gitsin, kurtul. Abi bu bizim kolektör şeydi şu andaki makineye. Bakın şu an etrafta gördüğün vaziyette olduğumuz için o yukarıdaki göz simgesi çıktı. Şu otların içine girdiğimizde bakın göremiyoruz. Bak bir tane daha. Bırak da geçsin. İşte bayağı bir dinozorlar andırıyor arkadaşlar şu makineler. Gel Aloy bu yoldan. Aloy çok sevimli ya. Keşke hiç büyümese. Aha yine bir tane daha. Şu makinelerin zaten bayağı bir farları var. İyi gördükleri belli. Tabi biraz skillerimizi falan geliştirince yavaş yavaş makineleri avlamaya başlayacağız. Şimdi kalktı ya. Başardın, ne seni gördüler ne de duydular. İşte o göz simgesini anlatıyor. Bakın böyle yürürken de ses çıkardığımızı gösteriyor o göz işareti. Aa, o da kim? Başka bir insan. Kim o? Ignore him. Ignore. But why is he up there? Bu acaba düşman kabileden mi? Ha yok, pek düşman gibi değil. Bak bize gülümsüyor. Tep, hemen geri gel. Ne yapıyorsun orada? Biz dışlanmışız ve onlar için endişe verici kişileriz. Boş ver, sağ suya. Gel, sana avlanmayı öğreteyim çocuğum. Aha, makineler karşıda. O ne ya, boğa gibi. Bu arada arkadaşlar, oyun içi grafikler de gerçekten çok güzel. Suya bakalım. İşte suyun akışı falan. Gerçekten çok güzel. Hiç bilgisayar oyunuyla farkı yok yani. Demek ki yapınca millet yapıyor. Ha bakın, bunlar korkuyor bu boğalar. Bazı makine işte hani seni görünce hemen kaçarlar. Şu otları ben biraz toplayayım ya. Tamam, taşları topla Aloy ve işte sana söyleyeceğim ne yapacağını. Otları da alayım da işime yarar belki. Bunlar hepsi taşmış ya. Tamam, bayağı taş aldık herhalde. He? Tamamdır. Daha fazla ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Rost neredesin? Dur be, geride bıraktın beni. Küçücük çocuğu. Aloy,
de buraya. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them, draw them into traps. Like that watcher over there. Şimdi işte sen oraya biraz taş atacaksın, onun dikkatini dağıtacağız ve ağlayacağız tarzı bir muhabbet var. The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Şimdi benim sinyal verince taşı at ve bana doğru yönlendir o gözcüğü. Atayım mı? Bana doğru at. Heh, al. Attım. Uzağa mı atayım be? Nereye atmam istiyorsun? Heh, tamam. Tamam, makinayı bozdu. Gelin mi yanına? Tamam, gel. Şimdi burası güvenli. Şimdi bayağı taş var yanımda. Daha fazla taş toplamayacağım. Bak makinelerden bir şey düşüyor arkadaşlar. Bunlarla hep crafting yapacak. Bak metal düştü, tel düştü. Hepsini alalım, ne var ne yok. İlla ki bir yerde işimize yarayacaklardır. Ne toplamam istiyor bende? 1 metrede dediği ne ya? Şöyle bir bakalım. Ya neyi toplamamış diyor burada? 1 metrede dediği. Şunlar mı? Taş var zaten yanımda abi. Ha, bunlar farklı taş türü. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Ne yapacağız bunlarla? He, mızrağımızın ucuna mı takacağız? Tamam. He, işte böyle craft yapıyoruz. Ok, bir nevi ok yapıyoruz bunlarla. Tamam. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Tamam, biraz daha ilerleyelim Rost'la birlikte. Ne oldu Rost? Ne gördün? Niye çömdün yine? Here, stay low in the grass and be quiet. Evet, gel. Otların arasında kal. İşte ilk defa öldüreceksin şimdi birini. Even a weak machine can kill a hunter if she's careless. She must study the terrain. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable, like its eye. Can you guess another? Evet, hadi bakalım. Ha, bu bunun zayıf noktası, vücudu mu? Tamam. Bu da notebook'umuzu görmek için. Bakın ha. Tamam. Tamam. Şimdi bu şeyin zayıf noktası vücudu. İşte nasıl anladın diyor çocuğa, o da bana bu şeyi göster diyor. Aloy, bırak oyun oynamayı. Sen diyor gözüne şey yap. Gözüne atış yap ama cihaz dedi ki vücuduna biz ya gözünü boş ver ya biz şu vücut noktasına atalım. Oh, kızdırdık. Aha, hayır. Oh. Hadi be. Tekrar ateş et ona. Tamam. Oo, bayağı bir şeyler çıktı. Telmel neyse. Şuradan bir şey düştü. That boy. The one running the brave trails. Follow Aloy.
Quick. Nerede? Neyi? Ha şöyle canımızı çoğaltabiliyoruz o otlarla. Gel Eloy hemen hızlıca. Şöyle duce diyoruz. Tamam, güzel. Bir makine bize saldırdığında özellikle duç etmemiz lazım. Onun içinde skill var bildiğim kadarıyla. Şimdi şöyle bir sahne daha görelim. Ondan sonra bu videoyu şimdilik bırakacağım arkadaşlar. Bunlar ne ya? Uğur böcekleri mi? Nereye geldik? Aa, o çocuk yine orada. Aa, sıkışmış. Buna yardım edeceğiz bir şekilde. Aa, çok kötü düştü. Ve o gözcüler, gözcülerin farları sarı renk oldu bakın. Makinalar büyük kaslı gibi bir şey ya. Ha, kendi aralarında da konuşuyorlar galiba. Hiçbir şey yapamayız Eloy. İşte onların zayıf noktasını görmem ama bırak bana masal anlatmayı bırak Eloy. Yapamazsın. O çocuğun oku kaldı onda. Bırak ya çocuğu yardım etsin. Bırak çocuğu. Şimdi sessiz yardım etmeye çalışacağız. Aha işte. Görülmeden yürüyebileceğimiz yol var burada bakın. Şimdi. Aa, tavşan. Tamam, gizlice. Gidebileceğimiz bir yol var burada. Aa, ne, nasıl gitmem lazım lan şimdi? Aa, bir dakika, yanlış yoldan geldik. Aa, hayır hayır hayır. Oh, pardon, gördü bizi. İyi de burada yol yokmuş ya. Bizi niye boşuna oradan götürdü? Ha, karşıya ulaşmam lazım. Ha, bu onların makinelerin yolu. Galiba. Evet, onların takip ettikleri yol. Şimdi bu hangi yolu takip ediyor? Bakın şuradan görüyoruz. Tamam, şimdi birazdan bu bizi görmediği yerde karşıya geçeceğiz. Çok. Tamam, başardım. Şunu da alalım. Peki buradan nasıl geçeceğiz karşıya? Bu nereyi gözetliyor? Bunu göremiyoruz. Şimdi karşıdaki otlara bir şekilde geçmem lazım da bu beni görür ama buradan. Acaba bir yere taş mı atsam?
Yok, o kendi halinde ya çok. Bir dakika, ben geçerim buradan. Hayır. Tamam. Bu bakın buradan geçiyor. Şunun görüş noktasından uzaklaşmamız lazım. Oh. Yok bir şey, yok bir şey. Git git. Git 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 buradan. Yok bir şey, yok burada yok. Hadi bakalım karşıya kadar gidebileceğim mi? Çok heyecanlı olmuş burası ya. Terletti beni. Şimdi çocuğun yanına ulaştık sayılır. Şurada da bir domuz var. Dep, Dep, hey, gel benimle. Ne? Nasıl geldi buraya? Şşt. Beni takip et. Şimdi de evet, geri gitmemiz lazım. Bu yoldan geçecek. Bir dakika, hızlıca şuraya gidelim. Hayır, tam yolunun güzel geçtiği yerdeyiz. Ha, bir böyle gidiyor, sonra böyle, tamam. Tamam. Tam onun güzergahıymış çünkü orası. Bu nasıl mümkün olabilir? Onların bu şeyden haberleri yok bakın, hiçbirisinin bu teknolojiden haberleri yok. Bu galiba şimdi şey yapıyor. Hani ben de mi lanetlendim gibi. Bunlar dışlanmış, ikisi de dışlanmış insanlar. Nasıl orada onlarla birlikte olursun? Come now. Back to mother's heart. Yürü geri. Geriye. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Hadi gel Eloy, eve gidelim. Eloy evin yolunu biliyor zaten. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzü burada şimdilik bırakalım. Evet, avcılığı öğrenmeyi tamamladık. Bir sonraki bölümde Horizon Zero Dawn'a devam edeceğiz. Hem ana hikayeyle hem de dediğimiz gibi rastgele olaylarla. Şimdilik bu video bu kadar. Kim attı onu ya? Yaralı çocuğu. Ha, hala işte annesi olmadığı için başka çocuklar dalga geçiyorlar. Ah. He, taşı at, taşı tut falan filan. Bu bir nevi konuşma şeyi. Taşı elimizden atalım ya. Eline attık, tamam. Kafasına da atabilirdik. Şimdilik ilk seferde bir uyarı olsun. Hadi bakalım. Şu çocuktan uzak durun. You're bleeding. Let me have a look.
Kanaman var. Here, hold still. I'll get it. Why? Çok çok harika görüntüler arkadaşlar. Ben neden dışlanmışım? Şimdi bunun sırası değil Eloy. Kim benim annem? I've told you before. That's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. O biri ona vermiş ya bu kadar basit değil falan diyor. Eloy, biz dışlandık Eloy. Bu adam Eloy'un geçmişini böyle araştırmasını falan istemiyor pek fazla. Öyle bir kabile işte, geri kafalı, geri kafalı bir kabile. Çocuk da araştırmak istiyor. It would take years of training. I don't care. How do I do it? Nasıl yapacağım? Nasıl öğreneceğim geçmişimi? Söyle. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves, but to the one who wins, the matriarchs grant a boon. Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. Her neyse falan filan. Eloy başlayacak araştırmaya arkadaşlar. Bu videomuz burada son buluyor. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.